Şimdi Müslümanların bir de anlamadığı, benim daha doğrusu hayretle baktım bazı Müslümanları. Müslümanların zenginliğinin, güzelliğinin, gücünün Müslümanlara zevk vermesi gerekir, neşe vermesi gerekir. Bunun yerine oturup niye zenginsiniz, niye güzelsiniz, niye gücünüz var, niye insanları etkiliyorsunuz, niye İslami tebliğ yapıyorsunuz da mesela yabancılar Müslüman oluyor, İslam'a geliyor. Böyle sorular sorması Müslümanların hayret vericidir. Bu zihniyeti değiştirmedikleri sürece zaten İslam'ın hakimiyeti için, İslam ahlakının hakimiyeti için bir gayret gösterme çabası içine de girmiyorlar. Müslümanların birbirlerine karşı hasetle, kıskançlıkla, öfkeyle, saldırganlıkla bakmaları değil, aksine dostane yaklaşmaları, onlardaki güzelliği İslam'ın güzelliği olarak görmeleri, Müslümanların zenginliğini İslam'ın zenginliği olarak görüp bundan sevinceye kapılmaları gerekir. Değil haset, öfke veya kıskançlığa kapılıp da Müslümanlara saldırıp siz nereden para buluyorsunuz, nasıl kazanıyorsunuz? Hocamız hep anlatıyor, dünya üzerinde tüm zenginler nasıl kazanıyor? Küfür nasıl zengin oluyor? Nasıl para kazanıyor? Küfür kazanınca bir mahsuru olmuyor. Onlar hep zenginlik içinde lüks yerlerde yaşayabiliyorlar ama bir Müslüman bir gün zengin olunca veya iyi bir evde oturunca bu sorun oluyor. Ve bunu sorun eden de kim? Başka kendilerini Müslümanım diyenler. İşte bu Müslümanların arasındaki birliği engelleyen en önemli konulardan bir tanesi. Halbuki benim Müslüman kardeşim eğer zengin olduysa elhamdülillah, ne kadar büyük bir nimet, daha da zengin olsun. Allah bereketini arttırsın, gücünü arttırsın, dünya üzerindeki etkisini arttırsın. Mesela eğer benim bir Müslüman kardeşim dünya çapında etkili bir faaliyet yapıyorsa ne kadar güzel, gidip de işte size Masonlar mı yardım ediyor, size İsrail mi para verdi de dünya çapında böyle etkili faaliyet yapıyorsunuz, İşte Amerika'daki yaratılışçılar sizi destekliyor, o yüzden etkili oluyorsunuz. Bir Müslüman böyle bir ifadeyi kullanır mı? Elhamdülillah demesi lazım. Ben bir işe yaramadım, İslam adına bugüne kadar dünya çapında etkili bir faaliyet yapamadım. Ama bir Müslüman çıkmış, samimi olarak bir faaliyet yapıyor ve bu faaliyetin neticesinde de dünyada ses getiriyor. Ve bu İslam'a bir kazançtır demesi gerekir ve bundan sevinç duyması gerekir, zevk alması gerekir. Kendisi de ben de ona ne yardımda bulunabilirim diye düşünüp ona hesap etmesi gerekir. İşte Müslümanların bu kafayı değiştirmesi gerekiyor. Samimi olan kardeşlerimi tenzih ederim. Herkes tabii ki bu zihniyette değil. Ama bu zihniyette olanlar İslam'a asıl içeriden zarar verenlerdir. İslam'a içeriden zarar vermeye çalışanlar zaten demin senin de Ebru anlattığın gibi yobazlar asıl İslam'a bu şekilde zarar vermeye çalışıyorlar. Müslümanları niye böylesiniz diye diğer Müslümanların eleştirmesi değil. Eğer bir eksiği varsa Müslüman kardeşinin, Allah rızası için Kur'an'la anlatırsın. Kur'an'la eksiğini gidermeye çalışırsın. Ama onu yapmasa da en fazla günahkar olur. Ama o Müslüman olmaya devam eder. Hocamız sürekli anlatıyor, bakın her yerde başı açık da var kardeşimiz, başı kapalı kardeşimiz de var, çarşaflı kardeşimiz de var, içki içenler de var Türkiye'de, içmeyen Müslüman kardeşlerimiz de var. Ama bunların hepsi ben Müslümanım dediği sürece Müslümandır. Tabii ki, kimse hayır sen Müslüman değilsin, işte çık git buradan, böyle bir insan ona karşı gelemez. Allah ayetinde bildiriyor. Size gelip bizler şeytan Allah'a sınırım Müslümanlarız diyenlere hayır sizler Müslümanlar değilsiniz demeyin. Daha önceden siz de öyleydiniz, Allah sizi ateş çukurunun kenarından kurtardı diyor. Evet, sanki evet. Kendileri Müslüman olarak doğmuş gibi değil, Allah lütufta bulunmuş, Allah hidayet vermiş. Aynı şekilde Müslümanlara da Allah hidayet vermiş. Bundan sevince kapılsınlar. İnşallah. Birbirleriyle sürekli uğraşmasınlar Müslümanlar. İnşallah. İnşallah.